Değerler, saygıdeğer Hazirun, vefatının 102. yılında Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamit Han'ı anlama programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 3'te 3 tarih programıyla ekranlarda keyifle izlediğimiz Sayın Araştırmacı Yazar Pelin Çift Hanımefendi ve Sayın Profesör Doktor Tufan Gündüz Beyefendi'yi üniversitemizde ağırlıyoruz. Osmanlı tarihinin çok tartışılan bir hükümdarını konuşuyoruz. O bana göre tarihte 36 padişahtan bir tanesi. Yani 3. Mustafa, 3. Osman ya da 1. Süleyman ya da ne bileyim işte 1. Mahmut olmuş olsaydı herhalde bu kadar çok tartışılıyor olmayacaktı. Çünkü sona doğru geldikçe tarihin, yani bir devletin sonuna doğru geldikçe ve o son da bize bugün yakınsa, biz bazen bugünkü hatalarımızdan ya da bugünkü çıkmazlarımızdan geçmişte üzerine yük yükleyeceğimiz bir günah keçisi arıyoruz. Bu da kim olacak? En yakında kim var? İşte son Osmanlı padişahı 3 olabilir, bu 4 olabilir, 5 tanesi olabilir ya da ortalardan bir yerlerden birini bulup ona yüklenmek gibi. Buna ihtiyaç var, böyle bir günah keçisine kendimizi mutlu etmek için. Şimdi Abdülhamit de maalesef böyle bir yerde duruyor. Abdülhamit döneminde yaşayanların büyük bir bölümü Cumhuriyet döneminde de yaşamaya devam etti. Ve bundan dolayı da eğer ondan bir nimet gördüyse şükranlarını ifade etti, bir külfet gördüyse de nefretini kustu ya da kızgınlığını her şekilde dile getirdi. Bizim kendi sultanımıza karşı, yani bizim mirasçısı olmakla övündüğümüz 600 yıllık bir imparatorluğumuzun bir sultanına karşı neden böyle bir gelgitler yaşadığımızın cevabı aslında buradan kaynaklanıyor. Bugünkü sorunlarımıza ya da bugünkü çıkmazlarımıza geçmişten bir günah keçisi aramak. Şimdi Abdülhamit 1876'da Osmanlı tahtına geçti. 1842 doğumlu falan. Yani Avrupa'da sanayi inkılabı tamamlandıktan bir 5-6 yıl sonra doğmuş. Avrupa'da 1848 ihtilalleri yaşandığında da 6-7 yaşında. Avrupalılar artık sanayileşmeyi tamamladık, çok ciddi, çok büyük fabrikalar kuruluyor ve bu fabrikaların üretimi, tüketimi karşılamıyor. Daha çok ham maddeye ihtiyacımız var. Bu ham maddeyi de Afrika kıyılarından, Hindistan kıyılarından, Çin'den, Avustralya'dan, Amerika kıyılarından bulup getirmemiz lazım dediği yıllarda 16-17 yaşında. Ve Avrupa'da mesela çok büyük kıtlıkların yaşandığı, diyelim İrlanda, o meşhur İrlanda kıtlığı, çok büyük kıtlıkların yaşandığı dönemlerde ve Amerika'ya o büyük göçlerin, Avrupa'dan bu büyük göçlerin yaşadığı yıllarda da bu 30 yaşlarında falan. Şimdi bak, bir delikanlının bir büyüme süreci var, bir de dünyada olan biten var. Şimdi dünyada olan biteni çok iyi gözlemlemezsek, bu delikanlının yetişme şartlarını ve devletin başına geçtiğinde de yaptıklarını çok iyi anlayamayız. 1848 ihtilallerinden sonra Avrupa neyi tartışıyor? Sosyalizm mi olsun, kapitalizm mi olsun? Çocuk işçiler 13 yaşından 13 yaş altı çocuk işçileri çalıştıralım mı, çalıştırmayalım mı? Çocuk işçi çalıştırıyor. Bu bugün bize ne kadar kaba geliyor değil mi? Niye çocuk işçi çalıştırıyor? Elleri küçük. Bazı sıkıntılı yerlere onların elleri daha kolay sığıyor. Üstelik ucuz. 18 saat çalışılıyor. Çalışma saati 18. Şimdi Avrupa'da İngiltere'ye falan gidenler varsa, gerçi bunlar fakir gitmemişlerdir de, gidersiniz merak etmeyin. Beni de devlet gönderdi zaten, gittiğimle 2 ay. Ya Liverpool'da şunu gördüm, çok güzel sıralı villalar var, tamam, bize villa gibi gözüküyor. Meğer onlar işçi evleriymiş ve meğer pencereleri de yakın olmasının, yere yakın olmasının sebebi de bekçiler onları uyandırırmış geceleri vardiyalarına gitmesi için. Tabii çabuk şey, şimdi oradan bu tarafa intikal eden geleneğe baktığımız zaman benzeri göremiyoruz. Neden?
Şimdi Avrupa sanayileşmesini tamamlıyor ya da daha düzgün bir ifadeyle söylemek gerekirse kuramsal bilgiyi teknolojiye çeviriyor ve hızlı bir şekilde yeni üretim alanları ve yeni bilimsel alanlar ortaya çıkıyor. Sizde ne var? Azınlık ayaklanmaları var. Büyük savaşlar var ve sürekli toprak kaybediyorsunuz. Biz daha kafayı kaldıramıyoruz. Daha kafayı kaldıramıyoruz. Başka? Bizim demokrasi sorunumuz var. Yani halkın demokrasi talepleri sorunu var. Bu sorun talep olduğundan kaynaklanan sorun değil, olmadığından kaynaklanan sorunumuz var. Bizim meşrutiyet bir halk hareketi değildir, bir aydın hareketidir. Basın yayın dediğimiz şey, İngiltere'de 1600'lü yıllarda gazeteler artık gündelik haberleri yaymak üzere sokaklarda satılırken bizde daha basın yayın gelişmiş değil. Daha feci şeylere geleyim. Yani daha elle tutulur, gözle görülür noktalara geleyim. Şimdi sanayi devriminin dünyaya kazandırdığı ve geçerliliğini hiç kaybettirmediği bir buluş var. Buhar gücü. Buhar enerjisini hızlı bir şekilde itme gücüne çeviriyorlar. Lokomotifler ve tren yolları faaliyete başlıyor. Tren yolları ne yapıyor? Bir şehirdeki halkı bir başka şehre siyasi olarak, sosyal olarak, iktisadi olarak bağlıyor. Artık insanlar bir şehirden bir şehre göç etmek yerine kendi şehrinde kalmayı ve iktisadi faaliyetini de bir başka yerde yapmayı tercih edebiliyor. Şimdi bu çok yüklü miktarda malların da taşınmasını kolaylaştırıyor hızlı bir şekilde. Bizde yol ağı yok. Bak şimdi. Anadolu'da yol ağı yok. Ya Anadolu'da, Cumhuriyet kurulduğunda Anadolu'da yol ağı ne kadar biliyor musunuz? 18 bin kilometre. Bunun 4 bini asfalt. Asfalt, şimdiki gibi duble yol falan değil yani. İki tane arabanın sığacağı kadar asfalt. 14 bin kilometresi stabilize yol. Yani toprak, düzleştirilmiş, sertleştirilmiş yol. Ve o zamanki yol ölçüsünü de söyleyeyim. Dedem rahmetli yol inşaatlarında çalışırmış. Ama öbür dedem de taşeronluk yaparmış. İhaleyi alırmış, dedeme verilmiş yol yaptırsın diye. Bazı yerlerde dedem yolu dar yaparmış, küçük yaparmış yani. Çünkü zamandan kazanacak, işten kazanacak. Taşeron dedem demiş ki, yahu İsmail Efendi, senin bu yol sanki biraz dar oldu dermiş. Bizimki de dedim, yok Hasan Efendi, buradan cip bile geçer dermiş. Cip bile geçer. Cip dediğimiz bir kağını tekerinin aralığından daha dar. O dönemin cipleri, yani eski cipler böyle arada nostalji olarak diye dolaşıyor. Şimdi yol genişliği o kadar. Ülkede birikmiş sermaye yok biliyor musunuz? Bak sermaye çok önemli. Sermaye birikecek ki bu iktisadi faaliyete dönüşecek. Birikmiş sermaye yok. Sermaye, en büyük sermayedar devlet. Devlet ne kadar harcarsa piyasaya para o kadar dağılıyor. Küçük sermaye grupları yok mu? Var. Ama onlar da ellerindeki sermayeyi sanayiye çevirecek güce sahip değil. Bunu da şunu anlamanız için söylüyorum. 1896'da Nikola Tesla, herkes bilir Nikola Tesla'yı. 1896'da Nikola Tesla alternatif akım patentini buluş ona ait biliyorsunuz. Alternatif akım, yani çok bildiğimden değil de anladığım kadarıyla söyleyeyim. O zamana kadar düz akımla elektrik dağıtılıyor. Elektrik santralı buradaysa diyelim ki Karabük'e gidinceye kadar ne kadar taşıyabilirse, bu arada elektrik dağıla dağıla gidiyor. En az, en uç noktaya en az gidiyor. Alternatif akımda ise buradaki elektrik gücü neyse sondaki de aynı. Eşit oranda dağıtılıyor. Patent bu. 1 milyon dolara satıyor bu patenti. Kime? Westinghouse şirketine. O şirket halen bugün ayakta, Westinghouse biliyorsun. 1 milyon dolara satıyor. Şimdi ben Bosna Hersek'ten göçleri çalıştım ya, hani Allah İmanet Bosna diye onu kitap yapmıştık. Orada şöyle bir durumla karşılaştım. Boşnak göçler Belgrad'a geliyorlar, göçmenler. Belgrad'dan trene binecekler, Orient Express. Ondan Selanik'e kadar gelecekler. Ama her biri için bir bilet parası lazım. Devlet bankalardan kredi kullanıyor. 8 bin frank, 10 bin frank, 5 bin frank, 3 bin frank.
Bunları Anadolu'ya yani içeriye taşıyabilmesi için bu paraya ihtiyaç var. Şimdi karşılaştırınca ya bir tarafta 1 milyon franka bir adam bir patent satıyor ya da bir şirket tutuyor. Ya hayali bir patente buna inanıyor, bu parayı yatırıyor. Ama sen bir tarafta göçmenleri içeri taşıyamıyorsun. Yani bu kadar büyük farkların olduğu bir ortamda 1876 Osmanlı Ruslarla çok ciddi bir savaşla karşı karşıya ve bu savaşın hemen arefesinde Abdülhamit tahta. O meşhur Sultan Abdülaziz cinayeti, artık bunun cinayet olduğu da çok belli. Arkasından 5. Murad'ın kısa bir saltanatı, o da korkuyor. Yani bir gün sabah erken saatte kalk seni sultan yaptık diyorlar, adam şaşırıyor, nasıl bir iş yani. Ya o da ayrı bir dram tabii ve Abdülhamit 36-37 yaşlarında sultan oluyor. Ne yapması lazım? Devlete hakim olması lazım. Böyle devleti yönetmek, vallahi kümes yönetmek gibi bir şey değil yani. Kış kış deyince herkes yerine gitmiyor. Devlet başka. En zor zamanda iktidara gelip 33 sene orada kalabiliyor. Ha. En uzun yüzyıl olarak adlandırılan değil mi? Bir dönemde Osmanlı'nın aslında ömrünü uzatıyor. Şimdi aslında bu çok güzel bir tabir. Osmanlı'nın ömrü, tarihçi meslektaşlarımız da var burada. 19. yüzyılın başlarında aşağı yukarı bitiyor. Yani 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması felaketi gösteriyor. Ama büyük devletler de öyle hemen pat diye ölmez. Biraz zamana ihtiyaç var. Osmanlı'nın her bir tebaasının bir yere çektiği bir dönem. Şimdi imparatorluğu anlamamız lazım bizim. İmparatorluk dediğimiz şey bir merkezi halk, ulus, bir merkezi ulus, imparatorluğu kuran, tutan, dayandığı, bir de onun çevresinde diğer uluslar. Kim onlar? Diyelim ki Türkler merkezi ulus, Araplar, Sırplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Yunanlılar, Ermeniler, Kürtler ve diğer unsurlar. İşte, kimse de vefa yok ha. Şimdi... Şimdi tarih böyledir ama biliyor musunuz? Yani ama keşke biri de öyle olmayı verseydi. Şimdi elde bir imparatorluk var. Bu imparatorluk dağılıyor ve herkes kendisine buradan bir pay çıkarıyor. Gemi nasıl olsa batıyor. Gemi nasıl olsa batıyor ama gemi batmasın diye çabalayan Türkler var. Bunlar sağa sola koşuyor, tutmaya çalışıyor. Taviz veriyor, kendisini çok ortaya çıkarmıyor, göstermiyor vesaire. Şimdi böyle bir ortamda Abdülhamit meşrutiyeti ilan ediyor. Meşrutiyet en çok tartışılan konu, biraz oradan gitmek istiyorum. Meşrutiyet meselesi Osmanlı'da geç kalmış bir mesele. Niye? Avrupa'da çok daha erken örnekleri bunun gözüküyor. Ama meşrutiyet talebi halktan gelen bir talep değil. Aydınların devleti bu şekilde olursa kurtarırız düşüncesi. Fakat bir meclis kuruluyor ki mecliste neredeyse Türk yok. Bizde hani kantarın topuzunu kaçırma huyu vardır. Ya işte bir taviz vereceksek hepsini veririz yani, öyle kim olursa olsun işte bu devletten. Ya düşünün ki sayıları 1 milyon bile olmayan Yahudilerin bile Osmanlı parlamentosunda temsilcisi var. Rumların, Ermenilerin, Arapların, Bulgarların, herkesin temsilcisi var. Şimdi böyle bir ortamda Türklerin eğitim düzeyinin de biraz aşağılarda olduğunu kabul edelim. Yani işte İstanbul çevresidir, İstanbul'dur, Selanik'tir, Manastır'dır, Bursa'dır mesela, iyi eğitim alanlar ama daha dışarı açıldığınız zaman eğitim falan kalmıyor. Adam meclisin dilini tartışıyor. Anayasaya göre Osmanlı Devleti'nin resmi dili Türkçe. Diyor ki ya biz Ermenice de resmi dil olsun. Efendim Rumca da resmi dil olsun. Şimdi böyle bir ortamda başladığınız zaman imparator bakar tabloya. Ben bunlarla devleti yöneteceğim. Ve hemen arkasından meclisin işgüzarlığı yüzünden Ruslarla savaş başlayınca aha gittiğimiz felaket. Niye savaş başlatılıyor? Daha da zayıflatmak, gücü daha da zayıflatmak diye. Hanımlar beyler şunu bilmenizi istiyorum. İmparator yani padişah, Hakan büyük çarkın en önemli bir parçasıdır. Ama büyük çarkın hiçbir zaman kendisi değildir.
Yani padişah olmadan o çark dönmez ama padişah sadece onun bir dişlisidir. Yani tıpkı bir direksiyon simidi gibi düşünün. Direksiyon simidi olması aracı süremiyoruz ama o küçük bir parçadır. Asıl motoru vesairesi vesairesi vardır. Demek ki padişahın da etrafında adamlara ihtiyacı var. Bu adamların akıllı olmasına ihtiyacı var. Abdülhamid'in başlangıcı böyle değildir. Aslında hiç değildir. Kimseye söyleme yalnız. Tamam mı? Ya Abdülhamid şöyle bir tablonun üzerine hükümdar oldu. Sultan Aziz öldürülmüş. Murat korkudan ne yapacağını şaşırmış. Etrafındaki adamların hepsi işin içinde. Herkes bir şey biliyor ve sana diyorlar ki sen de sultan olacaksın. Ve sen 36 yaşındasın. Aslında hiç beklenmiyor çıkması tabii. Tabii ki canım. O yani ailesi tarafından da çok öne çıkarılan bir şahsiyet değil. Sultan olma ihtimali son derece zayıf gözüken, bu yüzden kendi işiyle, gücüyle uğraşan, ticaret yapan, maden işleten, çiftlik işleten. Ve zengin. Zengin, evet. Sultan olduğunda iyi bir parası var. 100 bin altından fazla şahsi parası. Onu da hemen söyleyeyim. Öyle sultanlar bir yediği önünde yemediği arkasında insanlar falan değil ha. Onların da maaşı var, geliri var. Gelirini buradan harcarlar. O tabii sultan olmadan önce. Bir de genç olduğu için çoluğuna çocuğuna çok fazla para harcamıyor. Bizim hanım sultanlar biraz müsriftir. Kapalı çarşıyı kapatıp da şöyle bir uçtan girip öbür uçtan çıkınca epey para harcıyorlar. Onun daha şey dönemine denk geliyor. Bekarlık dönemine denk geliyor. Sonradan hanım sayısını da çoğaltınca epey para harcıyor. Aramızda kalsın, onu söylemeyelim şeyde. Şimdi onun neye ihtiyacı var? Güvenebileceği adamlara ihtiyacı var. Mithat paşaları falan etrafından göndermesin de bu güvensizlikten kaynaklanıyor. Yoksa Mithat Paşa da zeki bir adam, yani kabul etmek lazım. İlk bankacılık sistemlerini falan kuran adamlardan biridir Mithat Paşa. Ama güvenebileceği, arkasını dayayabileceği insana ihtiyacı var. Devlet yönetmek o kadar kolay değil. Ve şimdi konuştuğumuz devlete de bu arada bakalım. Yani devletin bir ayağı Balkanlarda, bir ayağı Kuzey Afrika'da, bir ayağı Arabistan'da, Yemen'de, bir ayağı henüz Kafkaslar'da. Ama yine de ayağının altından kayıyor. Devlet ayağının altından kayıyor. Niye? İşte 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı, meşhur savaş. Büyük bir faciayla sonuçlanıyor. Ruslar şeye kadar geliyor biliyorsunuz. Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Ve orada anlaşmalar imzalanıyor. Ve bu anlaşmalarda Osmanlı Devleti hakikaten tarihinin belki ikinci büyük kaybına uğruyor. İlki Karlofça'dadır. Büyük kayıplara uğruyor. İngilizler hemen devreye giriyorlar. Bu yapılan anlaşma 1856 Paris Anlaşması'na şey değildir diyorlar. Uygun değildir, onu ihlal ediyor diyorlar. Hemen Berlin'de bir konferans topluyorlar. Yeniden bir anlaşma masasına oturuluyor ama bakın nereler gidiyor. Ruslardan 3-5 toprağı geri kurtarıyoruz ama Bosna Hersek Avusturya'ya bırakılıyor. Girit Yunanistan'a bırakılıyor. Bulgaristan'ın özerkliği genişletiliyor. Tunus gidiyor. Cezayir gidiyor. 1880-81, 1882 Mısır gidiyor. Yani bir anda Arap toprakları ve Anadolu toprakları, Balkanların birazcığı ile devlet sıkışıp kalıyor. Şimdi bundan sonra bir şey yapması lazım devlet. Abdülhamid'in yaptığı şey içe dönmek. Çünkü artık nereyi kurtaracağız kısmı var. Mesela bu içe dönük faaliyetler arasında ya en azından bundan sonraki ayrışmayı önlemek amacıyla, çünkü Hristiyan tebaanın büyük bir bölümünü kaybettik biz. İçeride kimler kaldı? İşte biraz Rumlar, ki onlar Yunanistan'ı kurdu, bir kısmı gitti. Kürtler kaldı, Ermeniler kaldı. Müslümanlardan Kürtler kaldı, Araplar kaldı, Türkler kaldı, Arnavutlar kaldı. Kalanlar gidemedi diye mi kaldı? Koparamadı diye mi kaldı? Orada süreç biraz daha geç işliyor. Yani biz baskıyı batıdan yediğimiz için, dış baskıyı, batıdaki toprakları kaybetme sürecimiz daha hızlıdır, bir. İkincisi... Tabii. Şimdi Ermeniler kendilerine yurt arıyorlar ama Ermenilerin bulunduğu yerlerin büyük bir bölümünde Kürtler var ve Türkler var. Sayıca çok değiller.
İkincisi, Araplar çok ciddi bir milliyetçilik akımının cereyanına kapılmış durumdalar. Ama henüz yabancı eli oralara girip de orayı koparma aşamasında değil. Ama diyelim ki Arabistan'da Osmanlı hakimiyetinin büyük ölçüde zayıfladığını söyleyebiliriz. Beyrut'ta, Lübnan'da bu hakimiyetin zayıfladığını söyleyebiliriz. 1860'larda işte Suriye'de ayaklanma çıkıyor, hakimiyet gittikçe zayıflıyor ama şeklen bu böyle bir beraberlik var. Arnavutluk henüz Osmanlı sınırlarına dahil. Onunla Balkan Savaşları'nın sonunu bekleyecek ama Arnavutlar arasında da çok ciddi bir milliyetçilik akımı söz konusu. Arnavutlar arasında iyi Türkçüler de çıkmıştır, onu da söyleyelim. İyi Arnavutçular da çıkmıştır. Mesela Şemseddin Sami iyi Türkçülerin arasındadır. Ali Sami Yen'in babası olan, Kamusu Türkiye'nin yazarı. Onun kardeşi de iyi bir Arnavutçudur. Böyle garip yani, aileler arasında böyle şeyler oluyor demek ki. Abdülhamit döneminin içe dönüklüğünün bir mecburiyet olduğunu söylüyorum. Neden? Dışarıda bu kadar çok olay varken, dışarı bu kadar çok gelişirken kendisi içeride sanayi mekteplerini kurmaya başlıyor. Sanat okullarını yani. Liseleri kuruyor. İnanılmaz sayıda ülkede bir idadi rüşdiye açılması var. Mesela Abdülhamit döneminde bildiğim kadarıyla medrese açılması yoktur. Hatta pek çok medrese modern okullara dönüştürülmüştür. Kendi kendilerini idame ettiremiyorlar diye. Eğitim alanında da muazzam bir gelişme söz konusu. Kadın haklarında çok ciddi atılımlar var. Kız okulları açılıyor mesela. Yani adam ileri görüyor. Peki Meclis yani, İbarat Ağı da içeriye dönmenin bir gerekliliği mi? Şimdi bu meşhur istihbarat ağını iki türlü konuşalım. Bir, güvenlik alanında toplanan istihbarat. İki, toplumun ya da devletin ihtiyaçlarının gelişmesine paralel olarak toplanan istihbarat. Bugün de böyledir. Bugün de mesela Karabük Üniversitesi'nin durumu nedir diye ben açıktan bilgi topluyorsam bu bir istihbarattır. Oradaki güvenlik sorunları diyorsam o güvenlik istihbaratıdır. Şimdi biz de Abdülhamid'e jurnaller diye hep konuşuruz ya, jurnal haber demek. Ya bugün hava yağmurlu diye de jurnal var. Bugün işte İstanbul'dan 5 tane gemi geçti diye de jurnal var. Bugün işte Ahmet Hoca gitti Mehmet Hoca ile görüştü, fıs 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 ettiler. Bunlar herhalde bir dergi çıkaracak, örgüt kuracak diye de jurnal var. Bunlar sıkıntı galiba bu fıs fıslarla. Kantarın topuzu her zaman kaçar. Abdülhamid'in güvenliğe ihtiyacı var ya arkadaş. Konuştuğumuz ülkenin bir ayağı Basra'da, Basra, bir ayağı Şam'da, bir ayağı Medine'de, Mekke'de, Yemen'de, bir ayağı henüz Mısır'da, Mısır meselelerini çözememiş, bir ayağı Kafkaslar'da. Ya buralardan da haberler geliyor, buralarda da bir şey oluyor. Yani bir Selanik, ikinci bir İstanbul olmuş, İstanbul'da rahatsız olan Selanik'e gitmiş, dergi kuruyor, bilmem ne yapıyor, yetmiyor, örgüt kuruyor. Yetmiyor anayasal düzeni değiştireyim diye veya başka bir düzen kurayım diye faaliyette bulunuyor. Siz de hükümdarsınız yani, toplarsınız bu şeyi. Bu yeni Sultan Abdülhamid'e özgü bir hadise değil ki. İlk çağlarda da var. Yani Sezar'ın istihbaratı yok muydu? Ya da Hammurabi'nin istihbaratı yok muydu? Bal gibi de vardı. Yani Mete'nin istibdat dönemi. İstibdat dönemi sizin tanımlamanızdır, benim tanımlamam. Meşrutiyet. Farz-ı muhal canım cani. Çıkınca görüşürsünüz diyormuşum. Şey atıyormuşum böyle. Çıkınca. Ya şöyle yani, bu istibdat diye adlandırma da aslında bir tarafgirliğin neticesi. Yani o da kötülemek için miydi? Tabii ki. Tabii ki yani müstebit olmak, baskıcı olmak. Kanuni az mı baskıcıydı? Yavuz. Az mı baskıcıydı? Tek tek notları tutuyor tahta geçme süresinde kimler aradan çıkarılacak. Çaldıran seferi sırasında bir kısmını, dönüşte de geri kalan kısmını, ondan sonra dönüşte de Mercidabat'ta da geri kalan kısmını aradan çıkarıyor. Bir de diğerleri öldürürken aslında diyorsunuz ki siz Sultan Abdülhamid'i hiç diyorsunuz. Sultan Abdülhamid'i bak hakkını yemeyelim, tamam adam takip ettiriyor. Yani adam dediğim, bunu üçüncü şahıs gibi konuşuyorum diye düşünmeyin. Takip ettiriyor, bakıyor, izliyor. Asla idam yok biliyor musunuz?
Asla gizli kapaklı öldürme yok. Asla şunu da aradan çıkarın yok. Ya Osmanlı belgeleri 16. yüzyılda bir Osmanlı belgesi. Safevi dâilerini yakalamışlar, propagandacılarını. Halife namıyla diyor falanca geziyormuş diyor. İfadesini alın, Kızılırmağa atın diyor. Bitti bu kadar. Bitti bu kadar ya. Bak bu. Gibi bir şey. Tabii yani Piri Mehmet Paşa'nın şeyini biliyorsunuz, hikayesini. Evet. Kanuni Sultan Süleyman, özür Yavuz Sultan Selim'le onun çok güzel bir şeyini anlatırlar. Anekdotunu anlatırlar. Piri bu Paşa. Bedel isminde, bu Yavuz Sultan Selim'in diğer iki kardeşiyle taht kavgası ve sonradan Selim'in nasıl tahta oturdu ama işte tüm kardeşlerin ve hatta babaları Sultan Selim'in nasıl bir bedel ödediğiyle ilgili roman, bak tavsiye ediyorum. Benim bir günde bitti. Şimdi orada da bu bölüm geçiyor. Bedel. Evet. Şimdi Piri Paşa üzüntülü düşünüyor güya. Yavuz diyor ki niye düşünüyorsun? Diyor ki sultanım o kadar çok adam astınız ki yani o kadar çok idam fermanı verdiniz ki sıra bana ne zaman gelecek diye düşünüyorum. O da diyor ki benim de muradım senin ortadan kaldırılman yolunda ama yerine adam bulamadım. Şimdi kitapta bir şey var bir de. Diyalogda diyor ki ya şehzade diyor biraz güler yüz göstersin çünkü bu da lazım bize diyor hani belli bir zaman sonra. O da tek tek soruyor ya, evet. Hani ahalinin durumunu, evet. Asayiş, Berkeman vesaire. En sonunda diyor ki, onların diyor, neyse siz anlatın, siz tabii. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Ay hocam ya, aşkınızı. Neyse yani. Yani finalde diyor ki, hatırlarsan, ben daha düzgün ifade edeyim diye söz alıyorum, kusura bakma. Yani biraz güleç yüz göstersen ya, halk işte Korkut'u, Ahmet'i seviyor, seni hiç sevmiyor. O da diyor ki, ben biraz güleç yüz gösterirsem senin altındaki halıyı bile çalarlar. Devlet öyle bedava yönetilmiyor yani. Devlet ben kakaka kikiki yapayım, akşam eğleneyim, sabah güleyim, bisikletle yola gideyim. Burası Hollanda, Lüksemburg, Liechtenstein, Andorra falan değil yani. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bizim bulunduğumuz coğrafya öyle kolay bir coğrafya değil yani. Yani hatırlarsanız vaktiyle işte kuyrukta duran devlet adamları falan da gördük. Görünüşte övdük onu. Bak kuyrukta duruyor ne kadar mütevazi adam. Bir kötülük dokunsa ona mı kötülük dokunuyor? Türkiye Cumhuriyeti devletine kötülük dokunuyor. O yüzden hassas olmak zorundayız. Yani bu anlattığım anekdotu oradan kesip yapıştıralım. Diyelim ki Said Paşa'yla Abdülhamid'in anekdotu haline getirelim. Bunu nasıl anlatıyor olurduk? Bu sefer şöyle anlatıyor olurduk. Abi adam Said Paşa'yı almış ki bu Said Paşa ona o kadar çok hizmet etmiş, 30 yıl hizmet etmiş, almış karşısına bakmış. Said Paşa demiş ki, ya sultanım beni öldüreceğin mi, ne yapacaksın, ben çok korkuyorum. O da demiş ki, bekle sıran gelecek demiş. Bir de bu aynı anlatım, yani sonuç değişmiyor. Yerine adam bulunca seni öldürteceğim. Şimdi isimleri değiştirince, kahramanları değiştirince bir anda hikayenin şekli değişiyor. Neden? Çünkü birine karşı ön fikirliyiz. Ön fikirli olduğumuz için fikrimiz çerçevesinde hikayemizin sonu gülerek mi bitecek yoksa hüzünle vay be diye mi bitecek diye bu değişiyor. Şimdi içe dönük politikalardan Karakeçililerden bir Söğüt bölüğü kurması, orayı yüceltmesi, sultanların mezarlarını falan tamir ettirmesi kısımlarını biraz geçiyorum. Bir mesele var ki aşağı yukarı herkesin birazcık bildiği bir konu Yahudi meselesi. Bizim anlatımımız genellikle bağlamından kopuk anlatımlardır. Filistin meselesini anlatıyorsak Yahudiler ve padişah diye anlatıyoruz. Ya da ne bileyim işte meşrutiyet meselesini anlatıyorsak Jön Türkler ve padişah diye anlatıyoruz. Hep bağlamından kopardığımız için biz meselenin büyüklüğünü göremiyoruz ya da meselenin esasını göremiyoruz. Yahudi meselesi Osmanlıların meselesi değildi. Avrupa'nın meselesiydi. Siz hiç duydunuz mu mesela Osmanlı ülkesinde antisemitizm, Yahudi düşmanlığı? 600 yıllık tarih duydunuz mu? Yok. Osmanlı'da Yahudi yok muydu? Doğru. Vardı. İstanbul'da, Bursa'da, Manisa'da, Diyarbakır'da, Kayseri'de, Erzurum'da her yerde vardı. Birinde 100 hane, birinde 500 hane, birinde 10 hane, birinde 20 hane. Her yerde Yahudi vardı. Tamam biz
Yahudilerle alakalı deyimlerimiz, terimlerimiz vesaire var ama bu onun Yahudi olmasından kaynaklanan deyimimiz, terimimiz değil. İnsanımızın kendi arasındaki iletişim kurma biçiminden de kaynaklanan deyimlerimiz, terimlerimiz var. Biz içinizde Çorumlu var mı? Çorumlu. Allah'ın Çorumlusu deriz. O da Allah'ın Kayserlisi der. Ama hepimizin dilinde bir Allah'ın Çorumlusu vardır, değil mi yani? Bu Çorum'u aşağıladığımızdan kaynaklanmıyor. Bir iletişim kurma biçimidir bu bizim. Bundan dolayı mesela Yahudiler tarihin hiçbir değerinde Müslümanların yaşadığı coğrafyada ve ülkede ve Osmanlılar döneminde aşağılanmamıştır. Peki ne oldu da problemler çıkmaya başladı? 1881'de Rusya'da antisemitizm patlıyor. Ve 9 yıl boyunca Yahudileri hapislere atmalar, katletmeler, yerlerinden, yurtlarından çıkarmalar adamları perişan ediyorlar ve Yahudiler başka ülkelere göçmeye başlıyor. Aynı şekilde Fransa'da, Macaristan'da, Avusturya'da, Almanya'da çok ciddi, İspanya'da ki İspanya'daki antisemitizmin kökenleri ta 1492'lere kadar iner biliyorsunuz. Meşhur Reconquista'ya kadar gider. Müthiş bir Yahudi düşmanlığı var. Yahudi düşmanlığının yapılmadığı tek yer neresi? Osmanlı ülkesi. Ve Yahudiler Osmanlı sınırlarına gelmişler. Biz iltica edeceğiz diye. Alman diyebilir misiniz? Demeyiz. Çünkü bizim kültürümüzde yani Alman yok. Diyebiliriz de demeyiz. Penin Hanım diyemeyiz biliyor musunuz? Demeyiz. Bak niye demiyoruz? Ya demiyoruz. Ya bizim... Çünkü. Ah işte bak bu cümleyi ben biraz büyütebilir miyim şu bize yakışmazı? Tabii ki. Sizde herhalde bir hanedan soyundan gelme bir şeyiniz falan var ya. Ali dededen. Şimdi bak bu bize yakışmaz kısmıyla alakalı bir Osmanlı belgesi anlatmak istiyorum size. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Boşnaklar Osmanlı ülkesine göç etmeye başladıkları sırada Osmanlı devlet adamları buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ya Bosna Hersek boşalıyor. Bosna Hersek boşalırsa Avusturya'nın Selanik yolu açılıyor. Orada Müslümanları tutabildiğimiz kadar tutmamız lazım. Fakat sınıra gelmiş kapıda bekleyen biçareleri de içeri almamız hilafetin şanındandır. Bize yakışmaz onları almamak. Pelin Hanım'ın orada gayri ihtiyari söylediği. Bak, gördünüz mü nasıl hilafete bağlandık? İşte gayri ihtiyari söylediği nokta bize yakışmaz. Çünkü bizim geleneğimizde sınırda adamı kovalamak yok. Öyle bir geleneğimiz yok bizim yani. Şimdi Yahudilerin de bir kısmını biz Osmanlı ülkesine alıyoruz. Ama Yahudilerin birinci göç tercihi bizim ülkemiz değil. Amerika'dır. Ve 1881-1900 arasında 3 milyon Yahudi Amerika'ya göç etmiştir. Bugünkü Amerika'daki Yahudi kolonisinin de temeli odur. Başka yerlere göç edenler vardır. Ve Osmanlı ülkesine geliyorlar. Abdülhamit onları işte Anadolu'da ve Rumeli'de diledikleri yere yerleşebilirler diye izin veriyor. Bir şartla ki Filistin bölgesine gitmeyecekler. Ve oradan toprak almayacaklar, satın almayacaklar. Çünkü bunlar oraya gitmekle kalmıyor, toprak satın alıyor. Tarım sahaları falan geniş, kendilerine bir yer kurmaya çalışıyorlar. Bu arada Avrupa'da da Yahudilerin geleceğiyle alakalı Yahudi zenginlerinin ve fikir adamlarının toplantıları devam ediyor. 1896'da meşhur Theodor Herz ki aslında bir gazetecidir, Yahudi Devleti kitabını neşrediyor. Kitap şöyle bir 50-60 sayfalık bir broşür gibidir. Ama bir deklarasyondur. Yani bir Yahudi Devleti kurulması gerekir. Ve bu adam Yahudi değil. Theodor Herz Yahudidir. Yahudi mi? Yahudi. Tabii Yahudidir. Emin misiniz? Eminim Yahudidir. Ben yanlış mı biliyorum? Tereddüte düştüm. Theodor Herz Yahudi mi? Ha Yahudiymiş. Allah ocağın batmasın. Ödün koptu. Halkın önünde bunu yapma bari. Montaj yapma şansımız yok. Montajda burayı keseriz yok. Uganda'yı söylemediniz, Uganda'yı. Bak. Yahudilerin devlet kurmak için yer arayışları var ya. Evet. O yer arayışlarında birinci ülke Brezilya.
Diyorlar ki Brezilya'da bir Yahudi devleti kurabiliriz. Gözden Irak, gönülden Irak. Onlar da yani bu kadar dövülüyorlar, kovuluyorlar. Kendilerine bir yer bulmaları lazım. Artık bunu yüksek sesle gündeme getiriyorlar. Brezilya imkansız olursa Uganda'ya gidelim diyorlar. İşte ben bu Uganda fikrini çok beğenmiştim. Direkt Uganda'ya gidelim. Orta Afrika'da gözden... Ya hocam neden Uganda acaba? Çok garip. Yani neden Uganda? Hani çünkü dinlerinde şimdi, kesin yeri var. Hani geçmişlerinde, tarihlerinde. Nereden çıkmış Uganda? Şimdi birincisi Osmanlı üçüncü sıradadır fikrimiz var ya yani. Evet. Osmanlı'ya güçlerini yetmeyeceklerini ve burada rahat edemeyeceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden Brezilya da o dönemde daha yeni gelişen bir yer ve büyük arazisi var. Orada kendilerine yer tutabileceklerini düşünüyorlar. İki, hayır, Orta Afrika'da hani Uganda'yı ben... güvenli yer arıyorlar. Kendilerine karşı koyamayacak, etrafıyla daha iyi mücadele edebilecekleri güvenli yer arıyorlar. Bunlara güvenli yer Osmanlı ülkesi olarak telkin edilmeye başlıyor. Çünkü hem vaat edilmiş topraklar var, hem tarihi bağları var. Ondan sonra oraya insanları çekmek ve bir Filistin rüyası, bir İsrail rüyası yaratarak oraya insanları çekmek kolay. Çünkü bir de onlar gelmiyorlar. Yani düşün, birinci tercih Amerika diyor adam. Bunlara böyle bir enerji yaratacak, heyecan yaratacak yer Osmanlı ülkesinde karar kılıyorlar. Ve bu sefer Osmanlı padişahıyla pazarlıklara başlıyorlar. Bize burada toprak verilsin, biz de bunun karşılığında sizin borçlarınızı asgariye indirelim. Yani Osmanlı'nın o dönemde çok ciddi dış borcu var. Bunu 30 milyona kadar çekmeyi öneriyorlar. Sıfırlama falan diye etrafta geçiyor da ben bu magazinel olduğunu düşünüyorum, bu sıfırlama. Borcunuzu sıfırlayalım kısmını. 30 milyona kadar çektiklerini biliyorum. Çekebiliriz vaat ediyorlar. Ama Abdülhamid'in meşhur sözü, bura ecdat toprağıdır. Burada bir fitne fesadın çıkmasına asla izin veremeyiz. Ben öldükten sonra da artık benden sonra geleceklere ne kadar söz geçirirsiniz bilemeyiz tarzında yaptığı o meşhur konuşmadır. Ama bu konuşma ya da Abdülhamid'in bu direnci İsrail Filistin bölgesine Yahudi göçünü hiçbir zaman engelleyememiştir. Yerelden arazi satanlar var. Müslümanlardan. Yani devlet kanun çıkarıyor, yasaklıyor. Abdülhamid'den sonra da yasaklanıyor. Bir anda serbest bırakılmıyor yani. Yine yasak devam ediyor. Ama yerelde hem göçü yapanlar, tolere edenler, hem de arazi satanlar var. O da sayıyı, onların nüfusunu hızlı yukarı doğru çekiyor. Ve Filistin davasının aslında 1917'den sonra da İsrail'in kuruluşu İngilizler tarafından deklare edildikten sonra ya da kuruluşu demeyeyim de Yahudilerin Filistin'in göç edebileceğine yönelik meşhur Balfour Deklarasyonu yayınlandıktan sonra da zaten film artık kopuyor. Çünkü dağılmakta olan bir Osmanlı Devleti ve bu dağılmakta olan ülkeden elinin kolunun en zor uzanacağı bir coğrafya. Burada her ne kadar Araplar varsa da Araplar bir şekilde bertaraf edilebilir. Tarihinde ettiler zaten onları. Bir İsrail Devleti'nin doğmasına da zemin hazırlıyorlar. Abdülhamid tek başına bunu ne kadar engellemeye çalışsa çalışsın istediği başarıyı da elde edemiyor. Ama koca devlet tek sorunu orada değildi ki. Yani Basra'da, Bağdat'ta da devletin bu sefer Şiilerle sorunu vardı. İran hızlı bir şekilde Basra üzerinden, Necef Kerbela üzerinden Araplara doğru, Irak Araplarına çok ciddi bir etki yaratıyor idi. Abdülhamid'in tahttan indirilme süreci İttihat Terakki'nin uzun mücadeleleri gibi görünüyorsa da artık tek başına o da değil, onu da söyleyelim. Bunu devletin Reval görüşmeleriyle Osmanlı Devleti'nin artık tamamen tasfiye edilmesi fikrinin gündeme gelmiş olması, İttihatçıların şekil değiştirmiş olması, ilk İttihatçılar 1902'ye kadar faaliyet göstermişler ama 1902'den sonra ikinci ve
daha milliyetçi, daha Türkçü olan bir İttihatçı yapı, daha çok asker kökenli olan bir İttihatçı yapı etkinliğini arttırmaya başlamıştır. Bu arada Avrupa'nın da Birinci Dünya Savaşı'na doğru hızla sürüklendiğini, bu hızlı sürükleniş içerisinde Osmanlı Devleti'ni devletten bile saymadıklarını da söyleyelim. Bir yerde artık tarih kendi sürecini tamamlıyor. Geriye doğru baktığında herhalde Abdülhamit yaşadığı tüm vefasızlıkları, ülkesi için yaptıklarını ve onun karşılığında da yaşadığı tüm vefasızlıklara kendi gözleriyle tanık olmuş olmanın acısını yaşamış olmalıdır. Bu arada ben Theodor Herzl'e kafayı taktım da İlber Hoca'nın bir tane yazısında buldum. Diyor ki Yahudi inancı çok güçlü bir adam değil, siyaseten bu adımları atmış. Seküler yapıda Budapeşteli bir ailenin çocuğu. Demek ki o Budapeşteli aile ve hani seküler yapıda olunca o benim herhalde aklımda kaldı. Olabilir. Mesela Freud de Yahudidir ama ateisttir. Herzl bu adamın ismi. Yani aslında normalde böyle Yahudi bir isme sahip olması gerekmiyor muydu bunun? Yahudiler. Oldu ya, o zamandan beri onu düşünüyorum. Şimdi Yahudiler bulundukları toplumlar içerisinde simbiyotik bir hayat sürerler. Eski ismi ne acaba? Gerçek ismi mi bu acaba? Yani o toplumun bir benzeri gibi yaşarlar. Pek çoğu o toplumun taşıdığı belli başlı isimleri taşırlar. Bir de kendi aile isimlerini taşırlar ondan. Şimdi seküler bir anlayışa sahiptiden kastı. Binyamin Zer'miş. Binyamin Zer. Asıl adı. Öyleymiş. Evet. Bir şey yok daha. Sakin. Tamam bitiriyoruz, bitiriyoruz yani. Çık git der gibi alkışlıyorsunuz. Hayır, onlar soru sormak istiyordu ondan. Tamam. Bu Yahudiler bulundukları toplumların bir parçası gibi yaşamayı tercih ettiklerinden Rusya'da mesela Rus isimlerini çok görürsünüz. Almanya'da Alman isimlerini, Türkiye'de Türkçe isimleri veya işte ortak isimleri çok görebilirsiniz. Ondan kaynaklanıyor. Yani mesela Osmanlı tebaası Yahudiler de daha böyle toplumda bildiğimiz isimleri mi alırlar? Bildiğimiz isimleri alırlar. Tamam. Alırlar. Anladım. Şimdi bildiğimiz isimlerden biz Yakup diyoruz. O öbürü Jakob diyor. Biz Bünyamin diyoruz. O Benyamin diyor. Yani ortak dini isimler var. Afilli isimler kullananlar da var. Var, var, evet. Cumhuriyet döneminde o afilli isimleri daha çok görürsünüz. Afilli isim, afilli soy isim falan. Doğru. Daha çok görürsünüz. Ya bizim kendi vatandaşımız. Biz kendi vatandaşımızın gıybetinde bir şey söylemek istemiyoruz ama bu Theodor Herzl meselesinden geldiği için söylüyoruz. Bunlar seküler ya da ateizme yakın duranları da çok fazladır. Mesela Freud neredeyse ateisttir. Onun meşhur Totem ve Tabu adlı makalesi doğrudan Yahudilik eleştirisidir mesela. Ve ağır bir eleştiridir. Onu okuduktan sonra bir Yahudi bunu nasıl yazmış diye de kendi kendinize zaten, düşünebilirsiniz. Zaten Yahudiler yani orada yaşayan, İsrail'de yaşayan Yahudiler şu anda aslında İsrail Devleti'nin yürüttüğü politikaya karşı çıkıyorlar. Yani din merkezli yaşayanlar. Onlar çünkü yani tapınak gerçekleşmeden devletin kullanılacağı fikriyle hareket ederek. Aslında kendi işlerinde de fraksiyonları var. Tabii onların... Tabii. Çok böyle yekpareler. Tabii biz dışarıya hükümet üzerinden görüyoruz. Yani haberler üzerinden, televizyon üzerinden görüyoruz. Orada da laik bir yapıyı arz eden çok ciddi bir güç var. Ama devlet hiçbir zaman laik bir devlet değil. İsrail devleti olamazlar. Yani kendi kökenlerine aykırı olmuş olur. Neticede gençler, burada laf bitmez. Yani 33 yılı 33 dakikada anlatmak mümkün değil. Size daha çok fırsat verelim ve gönlünüzden geçen soruları illa Abdülhamit olması gerekmez. 3'te 3 tarih de olabilir yani. Ondan sonra gönlünüzden geçenleri... Bak burada da varmış. Maşallah. Niye döndüler mi? Mülakat aldılar mı sizlere? Hadi. Hep hoca yüzünden. O seçiyor. Allah Allah. Bah bah bah. Bah bah. Peki soru cevap. Ben mülakatınızı şimdi alayım. Tamam çıkınca görüşelim. Soru cevaba geçelim mi? Soru alalım, hadi bakalım, soru alalım arkadaşlar. Buyurun. Merdivendeki arkadaşım. Hoş bulduk, sağ olun.
Şey var mı, mikrofon oraya ulaştıracak? Merdivenler biraz yoğun olduğu için hocam. Tamam. Bağırabilir. Peki oradan söyleyin siz. Öncelikle hoş geldiniz. Abdülhamit ve Afgani'yi seven kısım Mehmet Akif'te buna dahil. Neden Abdülhamit Han'ı sevmez ve Mehmet Akif'in ağza alınmayacak dizeleri var Abdülhamit için? Tabii ki Sultan Abdülhamit'ten ilk bu soru gelir ha. Cidden. Çok ilginç. Hayır, ben Abdülhamit'i daha merak ediyorum. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Abdülhamit kendi döneminde ülke içinde siyasal İslamcılık hareketi henüz gelişmiş bir hareket değildir. Pan-İslamizm hareketi daha çok dışa dönük, Hint Müslümanlarını ya da diğer Müslüman bölgede, mesela Rusya Müslümanlarını Osmanlı Devleti ile aralarında bir sempati oluşturmak ve Avrupalı devletleri kendi bölgelerindeki Müslüman cemaatlerle meşgul etmek amacıyla gelişir. Oradaki Cemalettin Afgani başta olmak üzere pek çok tanınmış İslamcı sima, tabii mesele öyle bakmıyorlar. Onlar büyük bir İslam devleti peşindeler, büyük bir güç peşindeler. Neye karşı? Batı'nın yükselen emperyalizmine karşı. Ancak bir araya gelir de mücadele edersek başarılı oluruz kısmındalar. Bu yüzden Abdülhamit siyasal İslamcılığı desteklemiştir. Pan-İslamizmi desteklemiştir. Ama içeride siyasal İslam'ın henüz gelişme evresidir. Çünkü İslamcılar daha önce Osmanlıcıdır. Osmanlıcı gelenekten İslamcı geleneğe dönmeye çalışırlar. Ve bunu yapabilmek için de basın ve yayın faaliyetleri, dernek faaliyetlerinden başka da ellerinde bir faaliyet sahası yoktur. Şimdi onlar kendi dönemlerinde Abdülhamid'in takibinden ya da onun politikalarından, onun ekonomi politikası olabilir, eğitim politikası olabilir, bir şekilde rahatsızlar. Onlar sadece kendi rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Biz bugün büyüterek bunu görüyoruz. Her dönemde, her kanatta, hangi iktidar olursa olsun, sağ iktidarlar, sol iktidarlar, bir iktidar varsa kendi tabanından da eleştiri görür, karşıdan da doğal olarak eleştiriyi görür. Mehmet Akif'in eleştirisi kendi çağında, kendi düşüncelerine uygun bulmadığı idare tarzından dolayıdır. Bunu ona normal görmek lazım. Çünkü o onu yaşıyordu. Biz bugün kitaptan okuyoruz o sıcacık salonumuzda. Bunlar ne yapmışlar da kendi aralarında böyle çekişmişler diye bakıyoruz. Ama o onu yaşıyordu. Mehmet Akif Ersoy'un 2. Abdülhamid'i eleştirmesi ne Abdülhamid'e zarar verir, ne de Mehmet Akif'i küçültür. Çünkü hepsi kendi tarihi döneminde kendi üzerine düşen vazifeyi yaşamıştır. Muhalif kalmıştır, o kadar. İslamcıların asıl güçlenmesi 12'den sonradır. Türkçülerle de yollarını ayırmışlardır. Ve kendilerine göre de bir eğitim politikası, bir kalkınma politikası önermişlerdir. Ama İslamcıların serüveni çok uzun soluklu olmamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda büyük darbe almış, Cumhuriyet'e geldiklerinde de İslamcı kimliklerinden ziyade Cumhuriyetçi kimliğe de dönüşmüşlerdir. Böyle bir seyir de vardır. Bizim meseleye bakışımız kendi dönemlerinde bunlar birbirlerinden niye rahatsız oldular konusudur. Oradan bir sonuç çıkarmak değildir. Yani bir kişi bana mesaj olarak yazmıştı, ben diyor artık Akif'i sevmiyorum, o çünkü Abdülhamid'e karşıydı diye mesaj atmış. İkisi de öldü. Yani sen kimin karşısında olursan ol, kimin yanında olursan da ol. Ve onların dönemleri de bitti. Onların tartışmaları da bitti. Biz oradan günümüze intikal eden sorunlara bakıyoruz. Oradan günümüze intikal eden sorunlarda da Akif Abdülhamit tartışması yoktur. Demiryolu projesi vardır. Filistin meselesi vardır. Boğazlar meselesi vardır. Azınlıklar meselesi vardır. Eğitim öğretim meselesi vardır. Akif de hiç de eksik şey söylemiyor. Akif'in en çok kızdığı şey Müslüman şey değildir. İkinci Abdülhamit değildir. Onu Akif'in Safahat'ı okursanız en çok kızdığı şey cehalettir. Dindarlık görüntüsü altında dinin sömürülmesidir. İslamcı Müslüman görüntüsü altında Müslümanların sömürülmesidir. Devletin ihmal edilmesidir. Toplumun ihmal edilmesidir. Ama eğitimin ihmal edilmesidir. O biraz şahsileştirme meseleyi. Bir meşhur şiir var ya.
Şimdi o biraz şahsileştiriyor konuyu ama yani çok insani. Biz bugün mesela küçücük bir mevzuda hoşumuza gitmeyen bir durum olduğunu senin yüzünden, hayır senin yüzünden, hayır hoca yüzünden, hoca yaptı, o yaptı, hayır o yan baktı filan. Hani değil mi? En küçücük olaylarda bu bir devlet sıkıntısı, sıkıntı içinde elden gidiyor. Tarihte böyle bir kavga yaşanmıştır. Amenna. Kendi aralarında biri yazmıştır, öbürü de takip ettirmiştir. Amenna. Ama oradaki tartışma günümüzün sorunu değildir. Onu söylemek istiyorum. O günün sorunuydu. Kendi aralarında kapanmıştır. Oradan günümüze intikal eden sorun, ya bu paralar niye battı, bu adam paraları nerede yedi kısmındaysa, bakın ben size söyleyeyim. Demiryolu projesi Osmanlı'yı batırmıştır. Sıfır kar. Rumeli Demiryolu'na dünyanın parası harcanmıştır, dünyanın kredisi kullanılmıştır, Rumeli elden çıkmıştır, demiryolu da hangi ülke kaptıysa onun elinde kalmıştır, borçlarını Osmanlı Devleti ödemeye devam etmiştir. Hicaz Demiryolu dünyanın bir parası harcanarak büyük emeklerle inşa edilmiştir, gerçekleştirilmiştir, Arap coğrafyası elimizden bir çıkmıştır, demiryolu da gitmiştir, her şey gitmiştir. Yani büyük projeler üzerinde tartışma yürütmek lazım. Onu söylemek istiyorum delikanlı. Yani tamam mı? Gibi de asla yani onlar yaşadı, hani öldü, geçti, gitti. Ferhat Ersoy da tabii ki saygıyla rahmetli andığımız bir isim. Keza Sultan Abdülhamit de öyle. Ya o onu sevmiyor ya da o ona muhalif diye bir tercih yapmak durumunda değiliz. İkisi de bak bir şey anlatayım ben müsaade ederseniz. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra biliyorsunuz birinci iş bu mücadele fikrini halka anlatmak. Bir kişiyle iki kişiyle olacak iş değil ki yani o sadece askeri açıdan anlatıyor meseleyi. Ya ülke bölünecek, parçalanacak, gelin arkadaş bana asker verin, gelin savaşalım diye. Kongreler toplaması, kongrelerde bütün aşiret beylerinin, ağaların falan çağrılmasının sebebine ben anlatıyorum, siz de gidin kendi insanınızı anlatın, bana gelsin diye. Fakat sıkışıyor. İstanbul'a haber gönderiyor, diyor ki çok acil ulemadan adamlar gönderin bana. Yani meselenin dini boyutunu da anlatsın. Tabii çok acil ulemadan adamlar gönderin. Mehmet Akif Bey'e bunu söylüyorlar. Akif Bey oğlu Emin'i alıyor. Hemen meclis açıldıktan 14 gün önce yola çıkıyor. Meclis açıldığı gün şeye geliyor. Ankara'ya geliyor. Ancak geliyor. 14 gün yayın yapıldık. Ömrü yolda geçiyor. Şimdi aynı Akif'ten konuşuyoruz. Bakın Mustafa Kemal Akif'i mecliste görüyor koridorda. Efendim diyor. Tam zamanında geldiniz. İyi ki geldiniz diyor. Akif böyle biri. Bak, o başka ya. Devlet yönetmeye geldi. Devlet yönetmeye geldi mi işler başka. Yani siz de arkadaşınız da canla başla yola çıkarsınız ama yönetim anlayışında ters düşebilirsiniz yani. Biz hayat sürüyoruz bugün dediğiniz gibi yani şu anda sıcak salonlarda kürsülerden işte oradan olarak çok kolay. Onların hayatı çok zordu. Kesinlikle. Onların yerinde olmak ister miydiniz bilmiyorum ya. Mikrofon kimdeyse Süleyman Odur. Bir hanım arkadaşımız mı aldı mikrofonu? Kim aldı? O mikrofon sende mi? Ver birine yahu. Ya verin kime istiyorsun sen? Merhabalar. Merhaba. Sosyoloji öğrencisiyim. Benim sorum Sultan Abdülhamit'in isminin başına Ulu Hakan ve Kızım Sultan tanımlamalarını getiriyoruz. Bunların hangisinin kullanımı sizin için önemli? Ve Kızıl Sultan tanımının erminde ortaya attığı öne sürülüyor. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Evet. Kızıl Sultan tabiri ilk önce Fransa'da bir gazeteci, Fransız gazeteci tarafından dile getiriliyor. Ermeniler de buna çok ciddi bir şekilde sahip çıktılar ve oradan vurmaya devam ettiler. Ama sadece yani başlangıcı Fransa'da bir gazetede çıkmasıyla başlıyor ama buna içeriden de çok sahip çıkan oluyor. Ünlü yazarlar pek çoğu, Abdülhamit karşıt olan yazarların pek çoğu buna sahip çıkıyorlar. Bu mesela Peyami Safa da bunlardan biridir. Çok da severim ben Peyami Safa'yı, dil ve edebiyat bakımından, fikir bakımından çok beğendiğim biridir ama Abdülhamit karşıtıdır. Peyami Safa babası İsmail Safa'dan dolayı Abdülhamit'e karşı düşmandır. Çünkü İsmail Safa'yı 2. Abdülhamit zararlı faaliyetlerde bulunuyor gerekçesiyle Sivas'a sürgüne göndermiştir. O da Sivas'ta
verem diyelim ya. Ne kadar zor tüberküloz demek. Vereme yakalanıyor ve vefat ediyor. İkinci şey, Peyami Safa bundan dolayı Abdülhamid'i şiddetli bir şekilde eleştirince, yazılarında eleştirmeye devam edince, yanılmıyorsam 1941 ama bir yerde gördüm, 1956 diye bir şey tarihte gördüm. Hüseyin Nihal Atsız, Kızıl Sultan değil Gök Sultan diye bir yazı kalem alıyor. Bu yazısı Türk Tarihinde Meseleler adlı o küçük kitabında var. Çok önemli bir kitaptır o. Atsız'ı ideolojik değil de tarihçi yönüyle de çok iyi gösteren bir şeydir. Sonra internette falan da bulabilirsiniz hemen. Atsız 2. Abdülhamit derseniz o makale karşısına çıkıyor. Bir hayır sahibi oraya yüklemiş. Atsız diyor ki 2. Abdülhamit imparatorluğun tüm yükünü üzerine almıştı. Doğrusuyla yanlışıyla her şey onun üzerinde olduğu için onun tek derdi imparatorluğu tutmaktı. Bir İsmail Safa'nın bu kadar imparatorluğun büyük işleri arasında ne kıymeti olabilir ki? Bu kadarcık da o da ölmeyeydi, o da sağlığına dikkat edeydi tarzında bir yazı yazıyor. Ama orada diyor ki Abdülhamid'e yakıştırılacak en doğru ifade Gök Sultan ifadesidir. Eğer yakıştırılacaksa bir ifade Kızıl Sultan değil Gök Sultan ifadesidir. İlk tepkiyi koyan Atsız'dır. Allah rahmet eylesin. Daha sonra bu Abdülhamid üzerinden tartışmalar devam ettiği sırada Necip Fazıl Ulu Hakan Abdülhamid Han kitabını yazıyor. Dolayısıyla Kızıl Sultan, Gök Sultan, Ulu Hakan'a doğru bir evrilme söz konusu ve tartışmalar da Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı üzerinden biraz Atsız'ı da geriye atarak, çünkü o ilk defa dile getirdi ve ilk defa sahip çıkan Atsız'dır, tartışma bunun üzerinden yoluna devam etti. Benim görüşüm şudur, bunlar tarihtir. Ulu Hakan yakıştırması, evet, hoşumuza gidiyor. Kanuni yakıştırması da hoşumuza gidiyor. Yavuz yakıştırması da hoşumuza gidiyor. Sarı Selim yakıştırması çok hoşumuza gitmiyor mesela. Ya da Sufi Beyazıt, Bayezid yakıştırması çok hoşumuza gitmiyor. Böyle görkemli isimlerle tarihi şahsiyetleri anmak toplumun hep hoşuna gittiği için, çünkü toplum bu tür kahramanlarla empati kurmayı, en azından çoluğunun çocuğunun da onlara benzemesini hep arzu ettiği için bu yakıştırmalar hoşumuza gidiyor. Biz bu yakıştırmalar üzerinden konuşuyoruz. İlmi cevabım ise şudur. Abdülhamid devleti tutmaya çalışan, bütün gücüyle, bütün enerjisiyle devleti tutmaya çalışan, toplumu modernleştirmeye çalışan, devleti kurtarmaya, toplumu eğitmeye çalışan bir Osmanlı sultanıdır. Yaşadığı dönem son derece karmaşık bir döneme rastladığı için elimizden imparatorluk kaymış gitmiştir. Yapacak o noktada kendisinin de yapacağı bir şey kalmamıştır. İşte 33 yıl tutabildiği kadar tutmuştur. 10 yıl, 5 yıl tutabildiği kadar tutmuştur. Ama elimizde bir şey kalmamıştır. Artık bunlar tarih olmuştur. İdeolojik olarak Abdülhamid'i seviyor olabilirsiniz ya da ideolojik olarak 2. Mahmud'u da seviyor olabilirsiniz. Ama ne kadar ideolojinize kaynak ararsanız arayın onlar artık tarihtir. Abdülhamid çukurda bir dev filan gibi. Yani ille birilerini mukayese edeceğiz. Bizim de böyle bir sıkıntımız var nedense. Yani bunu engelleyemiyoruz. Böyle bir durum var yani. Engelleyemiyoruz, evet. Aynen ama yine de yani hani onu tabii ki ilmi olarak hani çok güzel ifade ettiniz ama artık herhalde Kızıl Sultan demek de yani çok ayıp ya. Ya bizim... O kadar da değil. Bak yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Ekber Sabir'in çok güzel bir ifadesidir. Azerbaycanlı şair. Öz hakkımızı korurken bir tarafız biz der. Yani kendi hakkımızı korurken tarafsızız der. Çok ciddi bir eleştiridir, topluma bir eleştiridir. Kardeşim, insan kendi tarihine karşı tarafsız olur mu? İnsan kendi tarihi şahsiyetlerine, kahramanlarına karşı tarafsız olur mu? Hüdayi Nabit mi onlar? Uzaydan mı geldiler? Bizim babamızın, dedemizin de, onun dedesinin sultanları, hakanları, şahları, vezirleri, beylerbeyleri değil miydi onlar? Ama bir şey söyleyeceğim. Kendi tarihi saymayan var ya. Artık bu şey başarısıdır. Emperyalizm başarısıdır. Laf orada uzamasın. Hadi bir söz hakkı daha verelim. Şurada bak gençler. Oy maşallah maşallah. Biraz
Kim mikrofonu kapıyorsa o konuşsun. Oradan kapılmış. Hoş geldiniz hocam. Sanat tarihi. Hocam, biliyoruz ki Sultan Abdülhamit'in dönemi çok zor dönemdi. Ve bunun üzerine bu Emeviler İmparatorluğu'nun en büyük eseri var. Nişantaşı Sarayı. Bunu komple yıkıp duvarını söküp bir helme hediye etmesinin sebebi neydi? Ya da bunu ona vaat eden neydi Sultan Abdülhamit'e? Ki o kadar taş üstüne içerisinde bu hükümet ve İslam eserini komple dilinden söktürerek Almanya'ya hediye gönderiyor. Bugün İslam sanatlarında elinizde sergilenmiyor Almanya'da. Onun sebebi sorun. Hükümdar jesti. Bizde daha çok var, öyle mi? Bizde daha çok var ya. Sadece hükümdar jesti o. Jest. Belki de İngilizler ya Elizabeth de şu avizeyi Türkiye'ye göndermeseydi tek avize falan diyordur yani. Hakikat söylüyorum bunu yani. Hükümdarlar birbirlerine böyle jestler yaparlar. Ha bir de şöyle bir şey var. O yani, tarihsizlik, kültürsüzlükten olmaz, değil. Onlar gibi böyle hırsızlık yapıp başkasının toprağındaki eseri şey yapmamışız, çalmamışız. Biz en azından kendimizden yapmışız. Hükümdarların, sultanların birbirlerine gönderdiği o kadar muazzam o hediyeler vardır ki. Yani keşke bu o bugün bizim kendi müzemizde olsun diyebileceğimiz şeyler vardır. O tamamen bir hükümdar jestidir. Tarihsizlik, kültürsüzlükle alakalı değildir. Bundan emin ol. Abdülhamit içe dönük çok iyi bir milliyetçidir. Sanattan da çok iyi anlar. Evet, hakikaten. Opera dinleyen bir insan. Opera dinler. Kaliteli müzikler dinler, iyi dersler alır. Yani kişisel meziyetleri entelektüeldir bir kere. Onu söyleyelim. Yani 6-7 tane dil bilir. Hatta denir ki o sana yani marangozluktan bile hani dünya çapında bir isim olabilir gerçekten. Ne öğrenmişler küçüklükten? Küçüklükten iyi eğitim alıyorlar. Tamam, ama iyi becerisi zaten. Özel Fransızca dersleri, özel Arapça, özel Farsça dersleri, özel Türkçe dersleri, Türkçeyi de ayrıca ders olarak alıyorlar. Bir de polisiyeye meraklı. Polisiyeye, o sonradan ortaya çıkan merak. Ne yapsın, uyku gelmiyor. Geceleri ona Sherlock Holmes okuyorlar, onunla uyuyor. Ama ne güzel, değil mi? Düşünsene de böyle. Yani, paravanın arkasından okuyorlar, evet, ona. Sherlock Holmes'un da çok meşhur olduğu yıllar. Meraklı okuyor ya. Okuyor ya. Yani. Kafa başka türlü nasıl dağılacak? Yani uğraştığı meselelere bakalım. Ne olur ya, bu da bir insan sonuçta. Vallahi Allah onların yardımcısı olsun. Şimdi ben romanı yazarken ya ikinci Bayezid mi olsam, Korkut mu olsam, Selim mi olsam yani taraf tutacağım ya yazar olarak. Vallahi hiçbirinin yerinde olmak istemedim yani. Samimi söylüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz de olmak istemezsiniz ama ya. Ama o Korkut'la hanımı Gülrom'un romantik nasıl yazmışsınız hocam? Müslüm Gürses dinledim. Ondan sonra Korkut gözlerinde kayboluyor Gülrom'un falan. Ben böyle aa hocayı gözümde canlandırıyorum. Ne yazmışsın ya? Arabesk dinledim bol bol. Onun etkisiyle yazdı. Helal olsun benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet, bitti mi? Evet canım. Evet sen. O kadar öyle bir baktık yani, evet. Melül melül. Böyle yapalım. Hocam, hoş geldiniz. Tarihlerimizin öğrencisi. Akademimizden Petrol Kalitesi gerçek mi? Yani, daha sonra Petrol Kalitesi niçin? Ben böyle halkladım, ben aynı konu. Yani, son cümleyi anlamadım. Petrol gerçekse, sonra niçin? Üçüncüyü de ben ekliyorum. Bir gün o petrollerde hak iddia edilmiş bir insan. Bence en güzel soru o. Maalesef. Keşke olsa. Bağdı Harabil Basri. Şimdi geçen bir yerde gördüm. Abdülhamit haritayı bizzat kendisi çizmiştir. Böyle nakış nakış işlemiştir falan diye. Yok. O çizme kendi çizmesi değil. Devletin bir dünya. Devletin dünya kadar mühendisi var. Ya tabii ki. Yani onlar. Tabii. Şimdi petrol meselesi şöyle. Osmanlı Devleti 1900'lere geldiğinde artık petrolün farkında, petrolün bir değer arz ettiğini, bir enerji arz ettiğinin farkında ve dünyada hızlı bir şekilde petrole doğru bir
ihtiyaç hasıl oluyor. Mesela 1914'lere geldiğinde dünyanın petrol ihtiyacı 300 milyon varilin daha üstüne çıkmış durumda. Artık çok ciddi bir petrol ihtiyacı var. Bu petrol de Osmanlı coğrafyasında, işte Musul ve çevresinde önemli bir kaynak olarak keşfediliyor. Bunu keşfedenler de biliyorsunuz, Abdülhamid'in İngiltere'ye gönderip yetişmesini sağladığı ünlü Ermeni mühendis, sonra hissedar oluyor, neyse Türküş adı gelmedi aklıma. Ya meşhur biridir de, Ahmet sen de hatırlayamadın. Google yap, ne? Yok. Ne yok, gerek yok, şey gerek yok. Petrolün orada varlığı öğrenildikten sonra... Petrolün orada varlığı öğrenildikten sonra hemen bölge özel şirketlerin, yabancı şirketlerin denetimine geçmesin diye Hazine-i Hassa'ya dahil ediliyor. Hazine-i Hassa'ya dahil edilmesi demek Bakanlar Kurulu'nun ve Padişah'ın izni olmadan herhangi bir tasarrufta bulunulamaz anlamına geliyor. Abdülhamid'in petrol hassasiyeti enerji meselesini erkenden görmüş olmasından kaynaklanıyor. Çok önemli bir mesele olarak değerlendirmiş olmasından kaynaklanıyor ama sonraki devamlılıkta biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda elimizden göz göre göre çıktı ve bir türlü orayı kurtaramadık. Uzun uğraşlarla ve sınırı Lozan'da çizmeme pahasına da olsa petrolü kurtarmaya çalıştık, kurtaramadık. O da ayrı bir mesele. Hocam, şey diyeceğim. Sultan Fincanlar tarafında istihbarat teşkilatı var, bir istihbarat teşkilatı diyorsunuz ki, yanımız istihbarat teşkilatı. O zaman... yani bir teşkilat değil o. Onu sonradan veriyorlar bunu, bu ismi. Sonradan bu adı veriyorlar. Yani Osmanlı kurduğu tek teşkilat, teşkilat-ı mahsusa. Teşkilat-ı mahsusa. O zaman tabii de gidelim. Sonradan bu adı veriyorlar. Hocam, bu İngilizlerin o zaman çok güçlü istihbarat teşkilatı var. Onu kapatsa yani onunla baş başa giden bir istihbarat teşkilatıydı. Bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bilgi toplarlar bunu? Evet, nasıl? Siz biraz önce değinmeye çalıştınız, biraz girmeye çalıştınız istihbarat. Ama hocam pek değinmedi. Hocam genelde konferansta öyle. Kaçıyor değil mi? Teşekkür ederim. Şimdi İngilizlerle at başı gidip gitmediği konusunu bilemem. Fransızlarla at başı gidip gitmediği konusunda bilemem. Şimdi çok uçup kaçmayalım. Şöyle iyiydi, böyle kötüydü falan diye. Ben aslında söyledim ama siz orayı kaçırıyorsunuz. Bir jurnal teşkilatı var, bir haber alma teşkilatı var. Bu haber alma, bilmem hangi çiftlikte hangi yangının çıktığına dair bilginin de bir merkeze toplanmasıyla alakalı bir haber alma. Yani bir yandan açık istihbarat yapılıyor. Açık Şimdi istihbarat deyince hep kafanız güvenlik istihbaratına gidiyor. Bir yandan açık bilgi toplama işlemi yapılıyor. Bir yandan da kapalı, güvenlikle ilgili bilgi toplama yöntemi yapılıyor. Sizin kastettiğiniz konu güvenlikle ilgili bilgi toplamadır. Ağırlıklı merkezi İstanbul'dur. Ağırlık merkezi İstanbul'dur, Kahire'dir ve Selanik'tir. Çünkü Osmanlı'nın üç önemli merkezidir buraları. İstanbul'dan kaçan Kahire'ye gider, Kahire'den kaçan Selanik'e gider. Böyle bir şey vardır. Doğudan gelenlerin, İran'dan ve Afganistan'dan, Hindistan'dan gelenlerin durak yeri İstanbul'dur. İstanbul'dan kaçanların durak yeri ya Kahire'dir ya Paris'tir. Dolayısıyla bunların diğer ayakları da Paris'te, Viyana'da, Londra'da da bunların diğer ayakları vardır. Ama bu müthiş bir ayak değildir. Önemli şahsiyetleri tavlamayı başarmıştır. Paranın satın alamayacağı hiçbir güç yok çünkü. Parayla falan almıştır. Önemli şahsiyetleri de tutmuştur. Ama o olağanüstü bir istihbarat şekli değildir. Osmanlı'nın olağanüstü istihbarat şekli teşkilat-ı mahsusadır. Kendine yapılan darbeleri bir tanesini biliyorsunuz. İngilizlerin çıkmasıyla Ermeniler bir darbe yapmak istiyor. Onu daha önceden haberdar oluyor. Olursunuz, niye olmayasınız? Her zaman her şekilde haberiniz olur. Bak şimdi ben dostum tamam monolog yapmayalım. Arkadaşlara da fırsat verelim. Şimdi konuştuğumuz devlet bir Osmanlı Devleti değil mi? Bu Osmanlı Devleti'nin bir ayağı Basra'da, bir ayağı Kafkaslar'da, bir ayağı daha Rumeli'de.
Devletin içi fokur fokur kaynıyor. Devlet, ya siz ne hanınız varsa görün, ben de bildiğimi okuyayım demez. İstihbaratlardan da, yani etraftan da çeşitli haberler devlete akar. Devletin yapması gereken şey nedir? Analiz etmektir. Bilgi gelir, analiz eder, doğruluğuna veya yanlışlığına karar verir. Doğruysa tedbirini alır, ya yanlışsa dikkate almaz bu. Tamam mı? Abdülhamid'e suikast yapılacağı bilgisi daha önceden de defalarca gelmiştir. Ama ne zaman? Zaman belli değildir. Anlatabildim mi? O meşhur Ermeni suikastı. Bu bilgi önceden geliyor. Zaman belli değil. Bir sürü adam tutuklanıyor. Kimi suçlu, kimi suçsuz. Belli değil. Olaydan soruşturma aşamasında da dünya kadar adam tutuklanıyor. İşte sonuç 3-4 kişiye intikal ediyor. Olayı çözüyorlar. Olay bitiyor. Şimdi bir şeyin başarılı olması, dünyayla yarışır hale gelmesi, başarısız olması da dünyanın en pespaye örgütü anlamına gelmez. Bu bir analiz meselesidir, tamam mı? Peki. Orada herhalde bu durumu suistimal edenler, yani bu istihbaratlarından en rahatsızlık duyulan dönemin meselesi, hani birbirinden haz etmeyen insanların da birbirlerini kurtulmak için ya Ahmet padişahın arkasına iş çeviriyor, bilmem ne, herkesin birbirine yalandan gammazlaması gibi bir şey herhalde. Pelin Hanım, mesela 1940'lı yıllarda komünizme karşı şeyler var veya 50'lerde falan aşırı bir reaksiyon vardır Türkiye'de. Herkes birbirini komünist olarak ihbar ediyorlar. Girin arşive, İstanbul Üniversitesi'nde profesörler birbirlerini ihbar etmişler. Falanca komünist, feşmenca komünist. Hem de anlı şanlı profesörler. Alttaki imzaları görseniz aklınız durur. Bugün hayranlıkla okuduğunuz adamlar birbirlerini ihbar etmişler. Bu ihbar mekanizması hep tehlikeli mekanizmadır. Doğru mekanizma bir teşkilatın olmasıdır. Abdülhamid de öyle gelen her jurnali, aha ben Ahmet'i bir astırayım, aha Mehmet'le ilgili belki onu da bir sürdüreyim, o olmamıştır. Tutulatıyor mu? İfadeler alınıyor. Ha. Bu bakın bir analiz, bir bilgi geldi, onu araştıracak, analiz edecek, tamam. Haklı veya haksız, onu çözecek. Bugün de aynısı yapılır, kimse kusura bakmasın, bilgi geldi de analizde doğruluk payı yani varsa... Ucuna sürüyor mu mesela? Sürüyor. Fizan'a sürüyor mesela. Ha. Ya da Şam'a sürüyor. Ya da Mekke'ye, Medine'ye gönderiyor. Ama gönderdiği yerde gene imparatorluğun... Ya ben bu sürgün konusunu, bak açık söyleyeyim, hiçbir zaman kafamda oturtamıyorum. Neden? Ben Ankara'da yaşıyorum, beni İstanbul'a sürüyor. İstanbul da bu ülkenin toprağı. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a sürülse problem değil de, hani Fizan'a sürülse... Orada da kendi toprağı. Öğretmen olarak Fizan'a gidiyorsun. Hadi oraları kaybettik, halinizden memnunsunuz. Fizan'dan konferans talebi geleydi de göreydim ben şimdi sizi yani. Kaybettiğimize şükrediyoruz, görüyorsunuz. Bir soru daha alalım mı? Yoksa artık bu kadar eziyet yeter mi diyelim? Ben sorarım diğer gibi. Değişik olsun. Değişik olsun. Sorabilir miyim? Mikrofonu anlayacağım. Neyse, mikrofonu tartışın. Yasin'le halka işgali tanıtmıyorum diye. Şey, sorun tarafsızlığıyla ilgili olacak. Abdülhamid'in tarafsızlığından bahsediyoruz. Ne tarafsızlığı? Ülkelerle arasındaki iş tarafsız olduğunu söyleriz. Kim? Abdülhamid'in politik arasındaki... Ben söylemedim öyle bir şeyi. Evet, öyle bir şey söylemedim ya. Ben duymuştum öyle. Ha sen duydun, aman ha. Bahsedelim. Oh. Sana, o konuda sorun yok ya. Bu tarafsızlığında yüzü Almanlara dönük gibi. Burada bir Gorbis Paşa'nın bir etkisi var mı? Yok. Almancı mıydı? Yani o öyle miydi? Bir de silah politikalarından bahseder misiniz? Neden? Silah politikalarından. Tamam. Hep Almanlardan çünkü silahları... Bak anacığım. Ya kime düz tehdit görüyordu? Kime yanaşırsa tehdit için faydalı olurdu gibi mi? Evet, o tarz olmuş. Bu tarz olmuş. Öncelikle sayın rektörümüzü bir kez daha tebrik ediyorum. Salonda tarih, sanat tarihi, sosyoloji, başka ne vardı şuradan? Halkla ilişkilerden böyle herkes buraya toplanmış, toplanma başarısı göstermiş ve ilgiyle dinlemeye devam ediyorlar. Ben de sıkıcı konuştukça şurada arkadan yavaş yavaş kaçarlar falan diyorum ama hiç kimse yerinden kıpır. Kim o? Hemen onu dışarıda yakalayın, indirin aşağıya. Bir bodruma indirin onu. Şimdi devletler tarafsız olmazlar. Devletin muhakkak yanında, yöresinde bir yoldaşı bulunur. İngilizlere Berlin Anlaşması karşılığında Kıbrıs'ta üs verilmiştir ama Kıbrıs göz göre göre gitmiştir. İngilizlerle aynı yatağa girilmez. Fransızlarla Berlin Anlaşması karşılığında Kuzey Afrika'da
Tunus'ta, Cezayir'de nüfuzunu arttırmasına müsaade edilmiştir ama Tunus, Cezayir gitmiştir. Onlarla da aynı tastan çorba içilmez. Elimizde ne kaldı? Almanlar. Almanların sömürgeci olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama henüz Müslüman bölgelerde sömürgeler olmadığı için biraz sempatik gözükebilir. İkincisi, Almanlar İngilizlerin ve Fransızların çok ciddi bir rakibi olduğu için Almanlar bizim yanımıza çekiyor olmamız onlara karşı bir denge kurabilir. Almanlara bir takım imtiyazlar vermelerinin sebebi, işte Bağdat demiryolu hattını falan siz yapın demelerinin sebebi, onların doğuya doğru politikasını görmezden gelmelerinin sebebi yanında birini, bir gücü bulundurmak istiyor. Golç Paşa bu faaliyetlerin şeyi, bir tezahürüdür. Yani orduyu modernleştireceğiz, bize subay gönderin, işte Golç Paşa geliyor. Başarılı da işler yapıyor. Silah konusunda da hanımlar beyler, bir ülkenin kendi silahını üretebilmesi için birinci teknoloji çelik teknolojisidir. Çelik endüstriniz yoksa kusura bakmayın, siz üretemezsiniz. Yani iki tane sıkarsınız, namlu şişer, bükülür, eğilir, bir yere gidemezsiniz. O zaman size silah satacak ve bunda da devamlılık sağlayacak unsurlara ihtiyacınız vardır. Küçük silah fabrikası çalışmaları vesaire vardır. Orduyu modernleşme çabaları, deniz kuvvetlerini modernleşme çabaları, denizaltı edinmeye çalışması, muhripler vesaire edinmeye çalışmaları falan vardır. Ama bu hep paranın gücüyle satın alma yoluna gitmekle olabilmiştir. Türkiye'de gerçek anlamda silah sanayi Cumhuriyet döneminde temelleri atılmıştı. İşte Kırıkkale Silah Fabrikası başta olmak üzere temelleri atılmıştır. Son 20 yılda gerçek gücüne doğru gitmeye başlamıştır. Bugün seviye %67'dir. Silah sanayinde dışa bağımlılıkta seviyemiz %67'dir. Siz bunu %90'a çıktığında gücünüzün ne anlama geldiğini göreceksiniz. Bu yüzden bir Alman hayranlığı, Alman bağımlılığı, Alman sevicilik falan değildir mesele. Silahı kim veriyor? Alman. O zaman gel kardeş diyorsun. Bugün silahı Patriot şeyini S-400'ü kim veriyor? Ruslar. Düne kadar Rus'tan dost, ayıdan post, ayıdan post, Rus'tan dost olmaz diyor idik. Bugün ya Ruslar da aslında iyi insanlarmış demeye başladık. Neden? Mesela biraz karışık ama. Şimdi bak. Kaşındım. Tabii ki. Yani. Tabii ki mesele şimdi Amerika'nın Orta Doğu'daki politikalarını bizim dengelememiz lazım. Onu dengeleyelim ki biz de kendi kendimizi dengeleyelim. Hikaye uzun, o konuya girmek istemiyorum. Bizim Ruslara ihtiyacımız var bugünlerde. Dövüşsüz, kavgasız bazı meselelerimizi çözmemiz gerekiyor. Yani kim bu biz şimdi biz de Rusçu olmuyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Yarın bir gün biz F-35'i bize vermiyorlar. Çaktırmadan Avrupa'dan mesaj geliyor. Hiç okuyor musunuz gazeteleri? Ya bizde de işte MiG var, Mirajlar var. Biz de acaba Mirajlardan mı versek falan diye. Yani ya biz Amerika ile anlaşamıyoruz, Avrupa alkışlıyor. O devreye girecek. Bu işler hep parayla dönen ve çok ciddi parası parayla dönen işler. Öyle bakmak lazım. Tamam mı? Müslüman kardeşini tabii ki kollarsa hani devlet yönetmek herhalde biraz da yani tamamıyla hani çıkarlar üzerine inşa edilen bir şey değil mi hocam? Kesinlikle kimse kimseyi feda etmiyor ama önce can devletlerin mecbur gözetlemesi gereken bir şeydir. Hocam sesi buradan geliyor galiba. Artık kapat. Tamam, programı kapatacakmış gibi hocam diyorsun. Soru soracağım diyorsun. Estağfurullah. Korsan şey. Estağfurullah. Biz burada sunucu olunca soru sorma hakkı bize biraz geç geliyor. O yüzden bir sorudan sorayım tekrar vakti eskiye götüreyim diye rica edecektim tabii uygunsa. Hocam seviyor. Ben dinliyorum hocam. Buradan geliyor. Hocam malumunuz 1928 yılında harf inkılabı yapıldı. ABC'mizde değişiklik oldu. Bu konuda tarihçilerin sanırım ihtilafa düştükleri bir nokta var. Abdülhamit Han'ın Latin alfabesine geçmek üzere çalışma yaptırdığını söyleyenler ve asla böyle bir gelişim olmadığını iddia edenler var. Ben de bir siyaset bilim öğrencisi olarak bunu merak ettim. Daha sonra bunu sormak istedim. Uygunsa eğer. Şimdi Latin alfabesi meselesi daha 3. Selim döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nin gündeminde var.
bazı hanım sultanların Latin alfabesiyle mektuplar yazdığını vesaire biz bunları biliyoruz. Yani Batı ile temas olduğu sürece Latin alfabesi de bu temasa bulunan insanların elinin alışkanlık haline getiriyor. Osmanlı'nın Avrupa'ya gönderdiği öğrenciler, Paris'e, Londra'ya giden öğrenciler Latin harfleriyle tanıştılar. Fransızcayı, İngilizceyi Latin harfleriyle öğrendiler. Almanya'ya giden subaylar Almancayı Latin harfleriyle öğrendi. Dolayısıyla bir Latin alfabesi bilgisi var. Şimdi bir sultanın alfabeyi değiştirelim mi diye bir kaygısına dair herhangi bir yerde bir ne yazı okudum ne bir belge gördüm. O görmediğim için ve okumadığım için bir şey diyemiyorum. Ama biri derse ki bak aha ben bu çalışmayı buldum, bizzat padişahın emriyle böyle bir çalışma yapılıyormuş derse ona ikna olurum. Önce onu söyleyeyim ama... Enver Paşa'nınki şeydir, daha sonradır, Abdülhamit'ten sonradır. Harfi Enveri meşhur. Şöyle bir problem var. Arap alfabesiyle yazmak mı gerekiyor, Latin alfabesiyle mi yazmak gerekiyor? Hangisi daha kolay diye devrin ilim ve fikir adamları arasında tartışmalar var. Daha düzgün ifade edelim, daha hızlı öğretelim, daha yaygın olsun tarzında. İşte Enver Paşa'nın meşhur denediği ve denettiği harfi Enveri dediğimiz her harfi, Arap harfinin hepsini bağımsız yazmak. O da çok kargacık burgacık, çok şekilsiz bir şey olduğu için zaten hemen ondan vazgeçiliyor. Bu tartışmalar ve bu ihtiyaç, toplumu daha nasıl hızlı eğitim öğretime katarız tartışması ve ihtiyacı Cumhuriyet dönemine de intikal ediyor. Cumhuriyet döneminde hızlı bir şekilde Latin alfabesine geçiliyor. Ben Osmanlıcayı da çok iyi biliyorum. Hatta o siyakat yazısını da okurum. Divani'yi çok rahat okurum. Tarihi çok rahat okurum. O süslü yazıları, celileri vesaire biraz zorlanırım ama Rika artık benim için normal bir yazıdır. Kendim de yazarım da yani. Ama alışkanlığımız Latin alfabesi üzerine kurulduğu için Latin alfabesi bana son derece kolay geliyor. Bir Arap veya bir İranlı için de Arap alfabesi son derece kolay geliyor olabilir. Bugün geldiğimiz noktada yüz binlerce, milyonlarca her yıl kitap basılıyor. Artık geriye dönüp ne oldu, ne bitti, iyi mi oldu, kötü mü oldu tartışmasını ben yersiz buluyorum azizim. Yani arzu eden aslında çabucak öğrenebilir. Hani sizin seviyenize gelmek tabii ki seneler alır ama öyle değil mi? Yani öğrenebiliyor. Bugün kurslar hani var. Hani giden yapar yani. Yani şöyle, okumayı öğrenebilir. Yazmak için ayrıca bir eğitim alması gerekiyor. Çünkü biz okumayı ve yazmayı aynı anda yapamıyoruz, yaptıramıyoruz. Okumayı, en azından matbu harflerle okumayı çok kolaylıkla yapabilir ama gidip de dedelerin mezarında okuyamaz. Onu da ayrıca söyleyeyim. Zaten bizde mezarlarımızda da öyle çok fazla yazı falan da yoktur. Üstelik bizim mezarlarımız da çok bakımsız falandır. Gitmeyiz çünkü biz dedemizin mezarını okumaya. O kısım yok. Belge melge okurum, ben buna öğreneyim de belge okurum kısmı. İşte tarihçi öğrenciler var burada. Onlar bilirler öyle ha deyince okumak biraz zordur. Emek gerekiyor. Emek sarf ederseniz, yani biz fakülte birinci sınıftan beri neredeyse 30-35 yıldır hep aynı belgeleri göre göre artık gözümüz alıştı. Üstüne biraz Farsça falan öğrendim ben. Arapça öğrenen arkadaşlar var. O zaman daha da kolay oluyor. Mesele hangisini öğrenelim, hangisini öğrenmeyelim meselesi değildir. Mesele çok basittir. Bugün elde ne varsa ona bakmak lazım. Çünkü her zaman eldeki kuş, teldeki kuştan iyidir. Bu kadar milyon kitap basılırken kendimizi hala yetiştiremiyorsak orada başka bir mesele vardır. Budur. Teşekkür ederim mi? Çok iyi olur. Siz bir teşekkür edin, güzel ediyor musunuz bir göreyim. Bakalım, güzel ediyor muyum? Teşekkürler.